Ama öyle bir zamandayız ki artık kıyamet yaklaşıyor. İmanlar uçup gidiyor. Ahir zamandayız. İmanımızı kurtarmalıyız. Neden bahsediyorum biliyor musun? Artık bize Allah'ı unutturacak arkadaşlardan uzak duralım. Artık kılmıyorsan başlayalım şu namazlara. Artık biraz da kitap okuyalım, ne dersin? İslami kitaplar olsun ama. Kendimizi geliştirelim. İmanlı yaşayıp imanlı ölelim. Ne dersin? Bak, görüyorsun. Allah o kadar merhametli ki cennete son girecek kuluna bile bu kadar şeyi nasip ediyor. Senin imanın, emin ol, onunkinden daha fazla. Ama bu imanı korumalısın. Kılmıyorsan lütfen artık namazlarını kıl. Okumuyorsan oku artık Kur'an'ı. Araştır dinini. Rabbini araştır. Tanı Allah'ı. İnsan sevdiğini tanımaz mı? Tanımadan Allah'ı nasıl seviyorsun sen? Allah'ı seviyor musun denilince tabii ki seviyorum diyorsun. Ama insan tanımadığı birini nasıl sever? Allah'ı tanı. Tanı seni yaratanı. Artık günahlarına şöyle samimi bir tövbe et. Yeniden başlamaya karar ver. Kararlı mısın? Bak, etrafına hala dünyadasın ve yaşıyorsun. Daha ölene kadar birçok ibadet yapabilirsin. Birçok insana ulaşabilirsin. İslam'ı anlatabilirsin. Birçok İslami kitap okuyabilirsin. Namaz kılabilirsin. Cenneti kazanmak zor değil. Emin ol, zor değil. Cehennemden son çıkan insana bu kadar çok şey kazandırılırken sen cehenneme girmeden cennete giren kulların halini bir düşün istersen. Bir düşün. Acaba ne kadar çok şey verilecek? Aklın alıyor mu? Cennete giden kullardan olmak istemez misin? Kim istemez ki, değil mi? Hadi kardeşim, hadi sen de yaparsın. Şimdi güzel bir tövbe et. Kalk bir abdest al. Abdestini yenile. İki rekat namaz kıl. Bırak artık dünyayı, ne dersin? Şimdi kalkacaksın ve iki rekat namaz kılacaksın. Bir oyundayız biz. Dünya oyun ve eğlenceden ibaret. Ve bir gün bu oyundan uyanacağız. Hadi kardeşim, oyun bitmeden artık Allah'a yönel. Allah için ayağa kalk. Allah hepimize imanla yaşayıp imanla ölmeyi nasip etsin. Lütfen bu videomuzun insanlara faydalı olması için, bir kişi de olsa faydalanabilmesi için paylaşmayı ihmal etme. Allah senden razıyım kulum demeden ruhunu teslim almasın. Ama bunun için Allah'a yönelmen, onu tanıman, istediklerini yerine getirmen gerekir. Sevdiğin biri olsa, senden bir şeyler istese, onu seve seve yapmaz mısın? Allah'ı da sevdiğini söylüyorsun. Peki neden istediklerini yapmıyor? Nefsimize uyan davranışları sergiliyoruz. Hadi, bugün tefekkür ve düşünme zamanı. Kendine gel, silkelen. Kalk. İki rekat namaz kıl ve bugüne kadar işlediğin bütün hatalarına, bütün yanlışlarına, yanılgılarına tevbe et. Allah'ım, ben senin razı olacağın bir yaşam istiyorum diye dua et.